Herkese merhaba. Okullar açılıyor artık ve okula başlayacak olan çocuklarınızı okula hazırlamak için size bazı tüyolar vermek istiyorum. Öncelikle eğer kendinizi "ay okula başlıyoruz" derken yakalıyorsanız o zaman orada durup bir şeyleri değiştirmeye ihtiyacınız var demektir. Çünkü siz okula başlamıyorsunuz, büyük ihtimalle okullarınızı bitirdiniz. Bu çocuğunuzun kendi kişisel deneyimi, onun kendi kişisel deneyimlerini oluşturması için öncelikle ona biraz alan açmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Lütfen pembe hayaller boğmayın. İşte orada okuma yazma öğreneceksin ya da işte yeni arkadaşların olacak. Öğretmenin pek tatlı. Şöyle de yapacaksınız, böyle de yapacaksınız gibi lütfen pembe hayaller kurmayın, kurdurmayın. Çünkü okul iyisiyle kötüsüyle bir sürü deneyimin yaşandığı bir yerdir. Sadece akademik odaklı bir yer de değildir zaten. Dolayısıyla çocuğunuzun kendi değerlendirmelerini yapması için, okuldan size bir problem getirdiğinde de aynı şekilde kendi değerlendirmelerini yapması için ona alan tanımanız gerekiyor. Onun için bu noktada durmanız gerekiyor. Daha çok heves etmesi ve merak etmesini sağlayabilirsiniz. Ay acaba nasıl arkadaşların olacak? Yanına kim oturacak? Öğretmenin acaba size nasıl öğretecek? Nasıl etkinlikler yapacaksınız? Acaba senin suluğunla aynı suluğu almış olan bir arkadaşın var mıdır? Gibi daha çok heves ettirecek, merak ettirecek şeyler yapmaya çalışın. Çocuğunuz motive olsun, gitsin, kendi deneyimini yaşasın. Deneyimini yaşayarak da gelsin ve sizinle paylaşsın. Öğretmenle mutlaka lütfen işbirliği yapın. Fakat yine de çocuğunuzu siz daha çok eskiden tanıdığınız için sınırlarını siz bilirsiniz. Yani bir çocuğun eğer geçmişinde de anneden ayrışmayla ilgili ya da aileden ayrışmayla ilgili olumsuz bir yaşantısı varsa ya da travmatik bir durumu söz konusuysa, o zaman bu çocuğun zaten annenin babanın kucağından ağlarken sökülüp alınması gibi bir şey tabii ki söz konusu olmamalıdır. Bu çocuğun sağlıklı bir uyum sağlamasını kesinlikle sağlamaz. O nedenle sınırları siz biliyorsunuz. Bu ne kadar benim kaygım, ne kadar çocuğumun ihtiyacı diye lütfen kontrol etmeye çalışın. Öğretmenle elbette ki işbirliği yapın fakat yine de sınırları siz biliyorsunuz. Bir noktada öğretmene "yok, burada durmamız gerekiyor" ya da okul çalışanlarına "burada durmamız gerekiyor" diyebilirsiniz. Bu hakka sahipsiniz. Bunu yapmalısınız. Aynı zamanda lütfen çocuğunuzun hani deneyimlerini üstlenmeyeceğiniz, hayallerini üstlenmeyeceğiniz gibi yapması gereken sorumlulukları da üstlenmeyin. Yani çocuklar 1 yaşında kaptan kaba su dökebiliyorlar. Suluğunu kendisinin doldurması, çantasını kendisinin hazırlaması, okula giderken kendisinin taşıması, eğer gerekirse yardıma ihtiyaç duyduğunda sizin ona destek çıkmanız en sağlıklı olanı. Yoksa kendi sorumluluklarını zaten almakta, daha sonrasında da verilen görevleri yerine getirmekte, ödevleri yapmakta zaten zorluk yaşıyorlar. Siz sürekli hadi 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 başında oturarak sürekli yaptırmak zorunda kalırsınız. Ya da çok görev odaklı olmayın lütfen. Eğer siz çok görev odaklı olursanız, sürekli çocuğun önüne hedefler koyarsanız, öğretmenini üzme, dersini yaz, öğretmen nereye otur diyorsa oraya otur, arkadaşına vurma gibi böyle sınıf içi işlere eğer karışmaya kalkarsanız, o zaman çocuğunuz hem size karşı mahcup olmamak için orada çaba sarf eder ama bir yandan da orada bambaşka bir ortam olduğu için gerektiği gibi, içinden geldiği gibi, olması gereken gibi davranamaz. Yani lütfen öğretmeni oynamayın, öğretmen olmaya çalışmayın, anne ve baba bakım veren olarak kalın. Öğretmen de öğretmenliğini yapsın, sınıf içi işleri yürütsün. Aynı zamanda da eğer bu kadar görev odaklı olursanız çocuğunuz da kendisine hedef koyamaz. Sizin yönlendirmelerinizi mi alsın, öğretmeninkileri mi alsın? Bu sefer aranızda bir rekabet başlatır. Şimdiki çocuklar zaten rekabete çok dönük. Aranızda bir rekabet başlatır. Böyle bir topa girmenize gerek yok. Son olarak okul dediğimiz yer, ait hissettiğimiz zaman, her nerede olursak olalım, ait hissettiğimizde, daha güvende hissettiğimizde öğrenmenin daha etkin olabildiği bir yer. Dolayısıyla sosyal angajman çok önemli. Yani arkadaşlarıyla olan ilişkilerini lütfen destekleyin. Hani çocuğu okula bırakacağım, geleceğim ya da alacağım, geleceğim gibi bir şey yapmak yerine biraz daha zaman ayırın. Arkadaşlarıyla birlikte okulun bahçesinde biraz oynasın. Böylece arkadaşlarıyla kurduğu olumlu ilişkilerle birlikte kendisini daha güvende hisseder ve aidiyet kurar okulla. Böyle olunca da okulun verdiklerini daha büyük bir keyifle, istekle, sağlıklı bir şekilde alır ve deneyimler. Eğitim ve öğretim yılınızı kutluyorum. Görüşmek üzere.